Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Photoshop dersinde beraberiz. Bu dersimizde sizler arkadaşlar fotoğraflarımızdaki istenmeyen unsurların nasıl kaldıracağımızı, nasıl gidereceğimizi hususunda bir ders videosu çekeceğim. Burada şu önceki düzelttiklerimi ben kaldırayım. Şurada örnek numune olarak ben bu fotoğrafı öne aldım arkadaşlar. Burada işte görüldüğü gibi fotoğraf üzerindeki direk, buradaki tellerin duruşu ve şuradaki direk olsun, buradaki vinç olsun, fotoğrafta kötü, olumsuz bir durum sergiliyor. Biz burada bunların nasıl temizleneceği konusunda size bir bilgi vereceğim ve beraber düzenlemesini yapacağım. Daha sonra da fotoğrafı yeniden kadrajlayıp, croplayıp yeniden kullanılabilir hale getireceğiz arkadaşlar. Bu vesileyle kendi evinizdeki fotoğraflarınızı veya arşivinizdeki fotoğraflarda bu tarz istenmeyen unsurları temizleme imkanınız olacak ve onları yeniden gündeme getirip kullanma imkanınız olacak arkadaşlar. Çünkü gezi ve hatıra fotoğraflarında genelde bu tarz istenmeyen objeler olabiliyor. İşte farz eden aile bireyler falan varken arkada istenmeyen insanlar falan olabiliyor. Onlar da ne yapıyor? Fotoğrafı bozuyor. Bu sefer fotoğrafı kullanmak istemiyorsunuz. Ama bu ders sayesinde o tarz fotoğraflardaki istenmeyen unsurları temizleyerek fotoğrafınızı kullanılabilir hale getireceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle programımızda açalım biz fotoğrafımızı. Photoshop'umuzu seçiyoruz. Şöyle programa geçelim. Programa geçtikten sonra arkadaşlar öncelikle ben şunu yapmak istiyorum. Buradaki şu gördüğünüz alandaki arka plan resmini tutup şurada tekrar bırakıp kopyasını almak istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü oradaki fotoğrafta geri alma veya düzeltme imkanı olmayan bir durum geldiği zaman fotoğrafımızın orijinali bozulmamış olsun arkadaşlar. Daha sonra da buraya bir isim verebilirsiniz. Şöyle çift tıklayınca deneme fotoğraf olarak şöyle düzenliyorum. Daha sonra ben fotoğrafı kontrol artıyla biraz yaklaştırıp çözünürlüğüne bakıyorum. Buralarda biraz grenleşme var. Yani kumlama dediğimiz veya işte piksellerde bozulma dediğimiz bir durum. O da uzakken pek hissedilmiyor ama fotoğraflara yakından bakıldığı zaman nispeten o etkiyi görürsünüz. Bunu gidermek için arkadaşlar bende noise giderici bir program var. Noise Wall diye. Arzu ederseniz, isterseniz yorumlar kısmında bildirin. Programı size linkini göndereyim arkadaşlar. Burada şu ayarlarla bu düzeltme işlemini yapıyoruz. Kumlama giderme veya işte şöyle baktığınız zaman şu şekilde şu anda ekrandaki ölü yani şey grenleşmeyi, kumlaşmayı fark ediyorsunuzdur. Bırakınca düzelmiş halini gösteriyor arkadaşlar. Burada okey dedikten sonra düzeltme işlemi tamamlanıyor. Ben biraz daha yakın alıp düzeltme işlemini yapacağım. Burada şuradaki kare seçim alanını seçiyorum ben. Daha sonra şu şekilde seçim yapıp arkadaşlar isterseniz buradan düzenlemeye girip dolgu diyorsunuz. Burada işte içeriye uygun normal opaklık %100 olacak şekilde renk uyarlaması diye. İçeriye uygun olmasının amacı işte bu alana göre kendisi otomatik belirliyor. Tamam dediğiniz zaman bu şekilde bize düzenleme yapıyor arkadaşlar. Ya da kontrol alt Z deyip geri alalım arkadaşlar. Tekrar aynı alanı seçiyoruz. Kısayır olarak Shift F5 tuşuna basarak arkadaşlar aynı sayfaya gelip tekrar aynı işlemi yapabilirsiniz. Kısayırları kullanmanız sizin işinizi kolaylaştırır arkadaşlar. İlk etapta biraz zor olsa da eliniz alıştığı zaman rahatlıkla hareket edeceksiniz. Buradan yavaş yavaş biz bu işlemi yapmaya başlıyoruz. Şöyle arkadaşlar biraz zamanımızı alabilir. Yani biraz emek vermemiz gerekiyor. Ama sonuç itibariyle fotoğrafın yeniden kullanılabilir olması ve daha estetik olması açısından o zahmete değer mi? Değer. Çünkü biraz sonra fotoğraf düzenlendikten sonra o farkı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle. Burada işte özellikle hassas yerlerde biraz küçük değerler kullanmanız gerekiyor. Çünkü yoksa ön ve arka plan ilişkisi biraz karışabiliyor. Ona dikkat edin. Mesela işte burada teller kaldı. Şöyle buralara küçük dokunuşlar yapabiliriz. Detayları daha rahat görebilmek için arkadaşlar fotoğrafa biraz daha yaklaşabiliriz. Fotoğrafa yaklaşırken kontrol artı, uzaklaşırken kontrol eksi diyerek yaklaşıp uzaklaşıyoruz.
Şöyle hızlı bir şekilde. Bunun daha farklı yöntemleri var. Lakin ben şu anda bunu gösteriyorum ama ilerleyen derslerde arzu ederseniz o yöntemi de anlatırım size arkadaşlar. O da aslında güzel, etkili bir yöntem. Fakat genelde bunu tercih ediyorlar birçok yerde. Özellikle fazla uğraşmak istemeyen veya amatör arkadaşlar diyeyim. Daha profesyonel olarak uğraşmak isterseniz onu da ilerleyen derslerde dediğim gibi arkadaşlar onunla ilgili bir ders videosu çekebilirim. Şöyle. Şu şekilde düzenleme yapıyoruz. Bunu sadece burada değil, yani bu tarz fotoğraflarda değil arkadaşlar. Aynı şekilde vesikalık fotoğraflarınızda da, portre fotoğraflarınızda da kullanabilirsiniz. Orada da işte daire, kare değil de daire şeklinde seçim yaparsınız. Küçük dokunuşlar yaparak düzeltirsiniz. Şu hassas yerler arkadaşlar, biraz daha yakına girmemiz gerekiyor. Şöyle şuralara dikkat edin. Biraz fazla yaklaşırsanız diğer taraftan dokuyu aldığı zaman bu sefer görüntü daha çok bozulacaktır. Şu şekilde yapıyoruz. Şurası gözü pek de rahatsız edici değil. Şurayı kaldırabiliriz arkadaşlar. Evet, bak gördüğünüz gibi işte hemen yan taraftan doku alıyor. Kontrol alt z deyip biraz daha küçük dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Bunun gibi. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bazı yerlerde biraz inatçı olabiliyor. Çünkü etraftan doku aldığı için. Şöyle umarım çabucak bitiririz. Küçük küçük yapacağız artık burada. Dikkat ederim farklı tuşlara basmayalım çünkü değişik işlemler yapabiliriz. Dediğim gibi bazı yerlerde biraz inatçı olabiliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. O inat, biz inat. Bakalım nereye kadar. Şurada ufak bir yer var. Yine yanlış tuşa bastık. Evet. Şöyle aldık. Şuraya bir şansımızı deneyelim. Evet. Ondan sonra arkadaşlar şuralar işte dediğim gibi biraz bizi uğraştıracak yerler. Photoshop kullanan arkadaşlar bilirler yani bunu, daha etkili yöntemler de var ama amatör olarak başlangıç seviyesindeki arkadaşlarımız için bu tarz bir yöntem bir şey olabilir. Kullanışlı olabilir. Çünkü diğer ayarlar biraz daha hassas, ince detay gerektirdiği için sorun olabilir veya uğraşırken arkadaşlarımız zorlanabilir. O yüzden ilk önce bunu göstermek istiyorum. Daha sonraki dersimizde de diğer yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Tabii şöyle bazen takıldığını takılıyor. Evet. Şöyle. Şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Büyük alanlar geldiği zaman fazla sıkıntı değil ama işte dediğim gibi detay bölgelere gelince, mesela şuradaki direği kaldıralım. Şuradan bir parça aldığımız zaman diğer kısmını daha rahat kaldırabileceğimizi umut ediyorum. Çünkü arka renk sabit olduğu için fazla bir sorun teşkil etmez göründüğü gibi. Şu alanlarda işte biraz sorun yaşayabiliyoruz. Çünkü geçişleri verebilmek adına biraz pikseller kırılabiliyor. Piksel derken işte Photoshop piksel tabanlı bir program olduğu için bunu diyorum. Zaten fotoğrafta piksel üzerine kurulmuş bir veri tabanı. Şuraları şöyle temizliyoruz. Fazla detaylara girmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü video izlerken sıkılmanızı istemiyorum. Hani kaş yapalım derken göz çıkartmak istemiyoruz. Çünkü bu tarz videolar genelde 1-2 dakikadan sonra biraz sıkmaya başlıyor. Özellikle istekli olmayan arkadaşlar için, yani sabırsız olan arkadaşlar için bu durum biraz sorun oluyor. Fakat mecburen en hızlı şekilde bunu halletmeye çalışıyorum. O diğer tarafta fotoğrafın uç tarafındaki vinç olan alanı zaten düzeltmek istemiyorum. Düzeltmeyeceğim. Oradan itibaren kroplama alacağız. Yani yeniden fotoğrafı boyutlandıracağız.
biraz sağdan soldan kırpıp işimize yarayacak şekilde kullanacağız. Şu aradaki şey çok fazla rahatsız etmiyor. Şuralarda bir ay alalım hızlı bir şekilde. Evet. Şöyle. Şurada bir parça var. Şuna. Sadece iki tuşla resim düzenleme işlemi yapıyoruz. Daha dediğim gibi daha profesyonel boyutlara geldiğiniz zaman veya o tarz aşamalara geçtiğiniz zaman bunlar size çok basit gelebilir veya bu tür düzeltmeleri beğenmeyebilirsiniz. Ama şu anda dediğim gibi özellikle yeni başlayan arkadaşlar için ben böyle bir yöntem tercih ettim. Çünkü amacımız Photoshop'u soğutmak, Photoshop'tan soğutmak değil, Photoshop'u sevdirmek. Burada amatör olsun, dijital olsun veya cep telefonuyla olsun çektiğimiz fotoğrafları rahatlıkla düzenleyebileceğimiz bir ortam program. Ve kullanmaya başladıkça, bir şeyler üretmeye başladıkça siz de ne kadar keyifli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet, şöyle yavaş yavaş yok ediyoruz. Bazı şeyler şimdi bizim gözümüze belki şey yapabilir yani biz burada gördüğümüz için ama yani normal seyirci ve izleyici fotoğrafları gördüğü zaman o deformasyonları çok da kolay fark edemez. Ha, ne zaman fark edilir? Eğer fotoğrafınız bir yarışmaya girecekse o zaman tabii ki böyle bir müdahale veya böyle bir oynama söz konusu olmaz. Orada jüri bunu her şekilde algılıyor. Zaten o tarz programlar var. Fotoğraf oraya girdiği zaman hani hangi tarihte düzeltme yapılmış, hangi işlemler, hangi programda işlem yapılmış rahat bir şekilde tespit ediliyor. O yüzden bunu normal gündelik kullanımlar için veya kendi işte arşivinizdeki fotoğrafları düzeltme adına yapabileceğiniz bir uygulama. Dediğim gibi yarışma vesaire falan programı şeylere katılırken bu tarz fotoğrafları kesinlikle kullanmayın. Kullanırsanız da zaten değerlendirmeye girmeyecektir. Onda bilginiz olsun arkadaşlar. Fazla bir şeyimiz kalmadı. Şurayı da şöyle aldıktan sonra bir uzaklaştıralım bakalım. Evet. Şuradaki alan aldık mı zaten binci almayacağımız için şuralara çok fazla girmemize gerek yoktur. Son bir işlem yapayım şuradan. Evet, şuradan itibaren yeterli bize. Şuraları bir temizleyelim. Tabii yakın çalışmakta her zaman fayda var arkadaşlar. Çünkü bazı detaylar gözümüzden kaçabiliyor. Bazı alanları fark edemeyebiliyoruz. Bunları da o anda göremesek de daha sonradan gözü rahatsız edebiliyor. Şöyle. Kaç dakika sürdü bilmiyorum ama yani seri bir şekilde düzenliyoruz. Tabii videonun hazırlanması, düzenlenmesi tamamen oturması yine nereden baksanız bir 10 dakika falan sürüyor. Tabii her fotoğrafta bu kadar işlem yapmanıza gerek yoktur. Ben biraz karışık olmasını istedim. Çünkü ne tür fotoğrafları düzeltebileceğimizi görmenizi istiyorum. Hani yoksa yüzeysel sadece şuradan böyle bir parça alıp da fotoğraf temizledim demekle bu işi geçiştirmek istemedim. Biraz zor olmasını istedim arkadaşlar. O yüzden dolayı böyle bir resim seçtik. Tabii. Yani videoyu izlerken müzik koymadığım için ara ara konuşuyorum. Belki bazı sözlerim gereksiz olabilir. Onu da artık sabredeceksiniz. Şu anda buraları temizledik. Şöyle şu alana bir bakalım. Şöyle bir de burada yapalım. Evet. Şöyle biraz uzaklaşalım. Şurada hafif bir sıkıntı var gibi. Oraya şöyle biraz yakından bakıp arkadaşlar tekrar şöyle bir alan seçip yapalım bakalım. Kontrol alt edelim. Biraz daha küçük yapalım. Evet. Biraz daha mantıklı. Biraz daha. Evet. Şöyle daha iyi arkadaşlar. Şöyle uzaklaştırdığım zaman şuradaki alttaki az önce kestiğimiz direğe biraz da dikkat edelim. İşte bak mesela bunlar gözden kaçabiliyor. Ondan sonra bak. Şimdi o arkada ufak bir tepe gibi gözüküyor. Çok da fazla sırıtmaz. Evet arkadaşlar. Şu anda fotoğrafı 3 aşağı 5 yukarı halletmiş durumdayız. Ben burada şimdi croplamak istiyorum. Kırpmak istiyorum daha doğrusu. O anda işte şurada panelde gördüğünüz bu işaretle yapabiliyorsunuz. Bunun kısa yolu da C harfi.
Zaten onların yanına gittiğiniz zaman arkadaşlar genelde yazıyor işte C harfiyle. Bunları yapabiliyorsunuz. Perspektif falan olsun, dilim aracı olsun. Bizim için şu anda gerekli olan kırpma aracı. Burada da dediğim gibi vinci çıkartacağız dedik. Daha sonradan kare bir alana döndüğü için arkadaşlar bunu dikdörtgen yapmamız gerekiyor. Genelde fotoğraflar o tarz oluyor. Şöyle değerlendirebiliriz. Bir de fotoğraflarda kompozisyon olarak değerlendirdiğimiz zaman 3'te 2 kuralı. Ya 2'lik kısım gökyüzü olur ya da kara parçası olur. Ona göre bir kompozisyon oluşturursunuz. Burada gökyüzü fazla olduğu için 2 yüzde 2'lik yani 3'te 2'lik kısmı gökyüzüne bıraktım. 3'te 1'lik durumu kara parçasına bıraktık. Şu şekilde enterledikten sonra arkadaşlar yeni fotoğrafımız şekillenmiş oluyor. Burada deneme yazan fotoğrafımızın üstündeki gözü kapattığımız zaman bir önceki fotoğrafa geçeceğiz arkadaşlar. Orada işte neler vardı? Direkler, teller, burada şu kule gibi olan yerin üstündeki güneşin önündeki direk vardı, ince bir çizgi. Ondan sonra bu taraftaki tel parçalar ve direk vardı. Biz ne yaptık? Gözü tekrar açtı, aktif duruma getirdiğimiz zaman düzelttiğimiz alanları görüyoruz arkadaşlar. Fotoğrafı bu şekilde bir yeniden boyutlandırmış olduk, düzenlemiş olduk. Bu şekilde yeniden kullanıma açmış olduk. Bunu artık paylaşabiliriz. Veya baskı yapmak istiyorsak baskı alabiliriz. Veya da arşivimize alıp arşivimizde işte bir anı olarak bir gezi fotoğrafı olarak saklayabiliriz arkadaşlar. Siz de evinizdeki diğer fotoğraflarda veya işte sorunlu problemli fotoğrafları bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Umarım dersimiz faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz, dersimizi beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Soru ve önerileriniz varsa mutlaka ama mutlaka bunlar bizim için çok önemli. Paylaşın arkadaşlar. Buradaki gayem hani bir şeyler paylaşıyorsam, bir şeyler aktarmaya çalışıyorsam bunu sıradan değil hem sizin ihtiyaçlarınızı gidermek adına hem de size bir takım bir şeyler sunabilmek adına yapayım arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sözü daha fazla uzatmadan dersi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.